Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye'den hem de dünyadan önemli haber başlıklarını sizler için paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar ve tabii ki bunların piyasalar üzerindeki etkilerini de konuşacağız. Diğer taraftan bugün Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü katıldığı bir televizyon programında çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Satışlardan bahsetti. Sadece borsayla kalmayacak yani iş bir yeni şey daha satılacak Varlık Fonu bünyesindeki. Bunlarla ilgili satış programını açıklarken aynı zamanda çok dikkat çekici potlarda kırdı. Bunları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi piyasaları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Varlık fonu genel müdürüyle başlayalım. Diyor ki kendisi. Borsada varlık fonunun payı %51'in altına düşmeyecek. Bu temenni mi? Genel müdürün sözleri mi? Yoksa sözleşmeyle bağlanmış bir konu mu? Varlık fonunun payı %51'in altına düşemez diye bir madde var mı yok mu? Bu şekilde korunuyor mu korunmuyor mu? Temenniden öte olmayan bir durumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle varlık fonu önümüzdeki günlerde bunları satma kararı alırsa satabilecek. Dolayısıyla paraya ihtiyaç oldukça borsada, at yarışlarda piyasada, bütün emtialarda emtia diyorum dikkatinizi çekiyorum. Çok önemli bir nokta çünkü Varlık Fonu Genel Müdürü işte tam burada pot kırdı. İlk söylediği cümlenin altına sonuna kadar imzamı atıyorum. Diyor ki madencilik sektöründe güçlü olmayan ülkelerin gelişmesi mümkün değildir. Bravo. Alkışlıyorum kendisini. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı zamanda ekonomik kurmaylarının bu cumhuriyet kurulurken ilk attıkları temellerden birisi madencilik meselesi biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili et bank kuruluyor. Madencilik sektörünü desteklemek, imtiyazları kontrol altında tutabilmek için. Peki yakın zamanda ne yapılıyor? Etibank devreden çıkartılıyor. Sonra Etimaden oluyor. Etimaden'in adı değiştiriliyor. Maden Holding oluyor ve varlık fonuna devrediliyor arkadaşlar. Buraya kadar sorun aslında yeterince büyük de. Neyse varlık fonunun bir parçası olmaya devam ediyor. Bunu da kabul ediyoruz. Maden Holding'in içinde ne var arkadaşlar? Türkiye'deki tüm önemli madenler imtiyaz hakları madenlerin imtiyaz hakları var dolayısıyla çok değerli bir şeyden bahsediyoruz Türkiye'nin bütün yeraltı kaynaklarından bahsediyoruz aslında Osmanlı'nın son döneminde duyunu umumiye ile birlikte yabancıların el koyduğu ilk konulardan birisi madencilik sektörü arkadaşlar. Öyle bir oyun oynuyorlar ki madencilik sektörüne el koyuyorlar. Buraları işletmiyorlar, kapatıyorlar, kapalı tutuyorlar ki kendi çıkarttıkları madenleri rahat rahat Türkiye'ye sokabilsinler. Türkiye madencilik alanında kendilerine bir rakip olmasın. Demir yollarına da el koyuyorlar. Osmanlı'nın son zamanlarına bakın bir yığın konuda yabancıların imtiyazları olduğunu görürsünüz. Osmanlı'nın da imtiyazların neredeyse tamamını kaybettiğini görürsünüz. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken iki temel konudaki ısrarı var. Bunlardan birincisi kapitülasyonlar, ikincisi tüm imtiyazların, yabancıların elinden alınması meselesi. Yerleştirilmesi ve millileştirilmesi meselesi. Onun sonrasında zaten Türkiye'nin her yerine demir yolu ağları örülüyor ve 10. Yıl Marşı'nda da bu konu geçiyor s u、sure. Öbür taraftan Etimaden Kuruluyor, İş Bankası kuruluyor, Halk Bank kuruluyor, Emlak Bankası kuruluyor, Ziraat Bankası kuruluyor. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin değerlerini korumak amaçlı yapılıyor. Neden bunları anlatıyorum? Evet, sayın Varlık Fonu Genel Müdürünün söyledikleri son derece doğru. Eğer ki madencilik sektöründe güçlü değilseniz güçlü bir ülke olmanız da mümkün değil. Buraya kadar sonuna kadar anlaşıyoruz. Şimdi gelelim Pota. Diyor ki yine sayın Genel Müdür, Maden Holding biraz önce bahsettim ya size önce eti bank sonra eti maden, sonra maden holding olan ve tüm imtiyaz haklarına sahip olan holdingi biz yakın zaman içerisinde yurt içinde ya da yurt dışında halka arz edeceğiz diyor. Bu yurt içinde kısmı mecburen söylenmiş bir şey. Muhtemelen yurt dışında aynı borsanın %10'unun el altından satıldığı gibi satacaklar. Türkiye'deki bütün yeraltı kaynaklarının imtiyazları muhtemelen aynı Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi, çöküş, dağılış döneminde olduğu gibi yabancıların kontrolüne geçecek. Hani o çok övündüğümüz bor madenleri falan var ya yakın zaman içerisinde bizim olmayacak onu anlıyorum ben bu cümleden. Umarım böyle değildir. Eğer böyle değilse de mutlaka çıkıp bu konuyla ilgili bir açıklama yapsınlar derim. İstanbul Finans Merkezi'nin inşaatı 2020'de bitiyor. Varlık Fonu'na geçti biliyorsunuz. İstanbul Finans Merkezi'nin inşaatı kimden? Çok ünlü ballı kaymaklı bir müteahhitten. Ben artık bu işten para kazanmıyorum. Zarar da etmek istemiyorum dedi. Bütün taahhütlerine rağmen evet bütün taahhütlerine rağmen ben buradan çekiliyorum yapmıyorum kardeşim dedi. Ve Varlık Fonu da paşa paşa gitti bu finans merkezinin inşaatını onun elinden para vererek satın aldı. Hem de yüklü miktarda para vererek satın aldı. Şimdi Varlık Fonu'nun üzerine kaldı ve Varlık Fonu burayı elinde avucunda ne varsa satarak yapıp bitirmeye çalışıyor. Adında finans merkezi koydular. Halbuki finans merkeziyle hiçbir ilgisi yok. Ne yapacak? Bölgesel bir finans merkezi olabilir mi şu anda? Bu kadar ekonomik sıkıntısı var mümkün değil arkadaşlar. Bir dubai olabilir mi mümkün değil? Bir Londra olabilir mi hiç mümkün değil. Ama bunun adını finans merkezi koydular. 3-5 tane bankayı, kamu bankasını ve merkez bankasının tırnak içerisinde buraya taşıyarak da burayı bir finans merkezi, bölgesel, global çapta bir finans merkezi haline getireceklerini söylüyorlar. Oysa hiç alakası yok. Tamamen bir gayrimenkul merkezi haline gelmiş durumda. İşte orayı 2022 yılında bitireceklermiş kendileri. 2021'de diyor at yarışlarını da ihaleye çıkartacağız. Bir at yarışları kalmıştı onu da elden çıkartıyorlar. Kim bilir hangi yabancıya hangi Katarlı'ya gidecek o da ayrı bir tartışma konusu. Diyor ki 2100 yüzyıl batının değil doğunun de yüzyılı olacak. Böyle olursa zor olur. Zor olur diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Diğer taraftan bakın Türkiye'de korona kısıtlamaları başladı. Hafta içi gece hafta sonunda tam olarak uygulanacak. Hafta içi insanlar çalışmaya devam edecek. Harıl harıl birbirleriyle temas etmeye devam edecekler. İşe gidip gelmeye devam edecekler. Dolayısıyla siz hafta sonu kapatsanız da hafta içi gece kapatsanız da bu hastalık tüm hızıyla yayılmaya devam edecek. Niye kapatamıyorlar tamamen? Çünkü ekonomik güç yok. Çünkü tamamen kapatırsam vatandaşına bakmak zorundasın. Bunu yapamayacağımız için böyle bir gücümüz olmadığı için böyle bir bütçemiz olmadığı için bütçemizdeki kaynaklar ne yazık ki 3-5 tane ballı kaymaklı müteahhite sürekli olarak aktarıldığı için şu anda insanlarımız resmen koronaya mahkum ediliyor. Göstermelik tedbirlerle işin üzeri örtülmeye çalışılıyor. İmalat sektörümüzde Övünüyoruz değil mi? Yani sanayimiz büyüyor, üretimimiz artıyor falan filan. Hiç öyle değil arkadaşlar. Bakın imalat sektörünün yani sanayinin piyamayı yani satın almaları resmen çöküyor. %51.4 seviyesine gelmiş. Önümüzdeki dönemde hem sanayi üretiminin hem de büyümenin, üretim odaklı büyümenin tamamen çöktüğünü göreceğiz. Büyüme artsan olacak. İthal ederek büyüyorsun ya da tüketerek büyüyorsun bu işin de sonu. Ne yazık ki yok. Yok. Oruç reis gemisini geri çektiler arkadaşlar. Rastlantı o yap. 10 gün sonra Avrupa Birliği Liderler Zirvesi olacak ve bu Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım uygulayalım mı, uygulamayalım mı meselesi konuşulacak. Biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'ndan şöyle bir karar çıktı, tavsiye kararı çıktı. Türkiye'ye mutlaka yaptırım uygulansın hem de sert yaptırımlar uygulansın kararı çıktı. Liderler de bu tavsiye kararına göre görüşmelerini yapacaklar. Biz de 10 gün öncesinden Oruç Reis gemisini Akdeniz'de kıyıya çektik. Peki Avrupalı bunu yiyor mu? Yabancı basına bakıyoruz arkadaşlar. Avrupalılar kesinlikle Türkiye'ye bir yaptırım çıkartma konusunda kararlılar. Bu geminin geriye çekilmesinde samimi olduğu görüşünde değiller. Hem Avrupa ile hem de Amerika ile aramız tamamen bozulmuş durumda. Bir başka önemli gelişme Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması Türkiye ile Rusya arasında bir ortak çalışma mutabakatı imzalandı askeri konularda. Yani Türkiye Avrupa'dan ve Amerika'dan her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. S-400 konusuyla ilgili geri adım atılmayacağının da net göstergelerinden birisi demek ki yarın öbür gün S-400'e bağlı olarak Katsa yaptırımları devreye girecek. Doğu Akdeniz'e bağlı olarak da Avrupa Birliği yaptırımları devreye girecek. Dolayısıyla bu Türkiye ekonomisinin çok daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmasını da beraberinde getirecek. Şimdi bir iki de dünyadan haber paylaşayım sizlerle ve sonrasında tüm piyasalara bu gelişmelerin etkisi ne olur bunları konuşalım. OPEC ülkeleri bir araya gelecekti. Üretimi arttıralım mı arttırmayalım mı konusunu tartışacaklardı petrolle ilgili. Bunu ertelediler. Görünen o ki OPEC yeni kısıtlamalara gidecek. Ama buna rağmen petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam edecek. Şu anda 47 dolar olduğuna bakmayın. Çok sert, çok hızlı düşüşlerle karşı karşıya kalacağız. Biden yeni hazine bakanını açıkladı. Biden'ın yeni hazine bakanı konuşulduğu gibi eski Merkez Bankası Başkanı Fed Başkanı Yellen önemli bir finansçı, önemli bir ekonomist ama bunun yanında da çok agresif bir ekonomist. Teşviklerle ilgili adımların çok daha hızlı bir şekilde atılmasını sağlayacak. Aynı zamanda varlık alımlarını da hızlandırabilir. Yellen'in o koltuğa oturuyor olması. Moody's Avrupa'da yenilenen kısıtlamaların önümüzdeki dönemdeki toparlanmayı çok ciddi anlamda olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Evet arkadaşlar bunu ben uzun zamandır söylüyorum. Avrupa'da yaşanan kısıtlamalar koronaya bağlı yaşanan kısıtlamalar, Türkiye'deki kısıtlamalar, Amerika'daki kısıtlamalar dünya ekonomisinin büyük yaralar almasını beraberinde getirecek. Buna bağlı olarak da kongre bir an önce teşvikleri çıkartmaya çalışıyor. Çıkartabilecek mi 11 Aralık'a kadar göreceğiz. 11 Aralık'ta çıkmasa da arkadaşlar yeni yılda yapılacak ilk iş teşviklerin çıkartılması olacak. Hem Amerika'da hem de Avrupa'da bunun da altın üzerinde özellikle çok ciddi etkilerini göreceğiz. Bana göre altının bugünkü yükselişi yavaş yavaş onun hazırlığı. Bugünden itibaren ufak ufak ons'taki yükseliş eğiliminin devam ettiğini göreceğiz. Çok kısa bir sürede hatta bu hafta içerisinde biz 1900 doların üzerinde bir altın ons fiyatı görebiliriz. Kimse şaşırmasın. Korona'nın ikinci dalgası ekonomiyi daha da dibe vurdurdu ve bu kadar dibe vurmuş Ekonomi ister istemez büyük teşvikler isteyecek. Aynı zamanda işsizliklerin artmasını beraberinde getirecek. Tüm dünyada reel sektörle ilgili ciddi sıkıntılar oluşacak. Reel sektörün mutlaka finansman anlamında desteklenmesi gerekiyor. Hatta ülkeler arasındaki borç meselesi bile konuşuluyor. Biliyorsunuz İtalya Başbakanının en önemli danışmanlarından birisi borçlar uzun vadeli ertelenmeli, hatta silinmeli diye bir açıklama yaptı. Gerçi Avrupa Birliği'nden böyle bir şey olması söz konusu bile değil diye açık açıklama geldi. Sonuç itibariyle bunlar konuşuluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunların yüksek perdeden konuşuluyor olması altın fiyatlarına talebin daha da artmasını beraberinde getirecek. İşsizlik yoksulluk, yoksunluk korkusunda olan insanlar gelecek kaygısıyla güvenli limanlara koşacaklar. Geçmişte yaptıkları gibi. Ve şunu söyleyeyim. Birinci dalgadan çok daha sert bir ikinci dalga etkisi görüyoruz. Hastalığın çok daha hızlı yayıldığını görüyoruz. Bu bize şunu işaret ediyor. 2020 20'nin başında yaşadığımız birinci dalgadan çok daha sert bir ekonomik dalgalanmayla karşı karşıya kalacağız. Önümüzdeki dönemde altın nonsu rekor üzerine rekor kıracak. Dolar endeksi geri çekilse bile önümüzdeki dönemde tekrar yükseliş eğilimine geçecek. Gelişmekte olan ülkelerdeki para sıkışıklığı daha da artacak. İnsanların tasarrufu eğilimi daha da yoğunlaşacak. Hedge fonlar kendilerine yeni alanlar yaratacaklar. İlk etapta ise senedi piyasalarından çekilecekler. Orada çöküşler göreceğiz. Kripto para altın gibi alanları, yatırımların daha da arttığını hep birlikte izleyeceğiz. Onun için ısrarla sakin olun diye sizleri uyarmaya çalışıyorum. 131.107 seviyesinde bir borsa endeksi görüyoruz. %2.16'lık bir yükseliş var. Dün 128.000 seviyesine kadar gevşedi. Bugün 131.000 seviyesinde. Ciddi bir dalgalanma var. Özellikle reel sektörü bir barometre olarak göstermesi gereken borsa, reel sektör batarken nasıl yükseliyor sorusunun cevabı bende yok. Sadece bankacılık hisseleri yükseliyor ve bankacılık hisseleri de çok ciddi satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Özellikle bu konuda sizlere uyarmak istiyorum. Tepede asılı kalabilirsiniz arkadaşlar. Aman ha dikkatli olun. Dolara gelince bakın dolar 7.80'in üzerine tekrar attı kendisini. 7.90'ı tekrar zorlamaya başladı. Doların durdurulması mümkün değil. Hele ki Türkiye'nin bu kadar çok makroekonomik, siyasi, uluslararası problemi varken ve aynı zamanda kaynak yaratamazken, borç bulamazken arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye arka arkaya uygulanacak yaptırımlar ciddi anlamda bizi sıkıntıya sokmaya devam edecek. Kimse reform söylemlerine de inanmıyor. Bu doların yükseliş eğilimi devam edecek. Bugün 7.86 şu sıralarda yarın 7.90-95 aralığını görürüz. Sonrasında da tekrar 8 liranın üzerine çıktığını ve 8.40-8.50 seviyesine doğru gittiğini görürüz. Faiz yükseltilirse çare olur mu? Olmaz. Tekrar 7.60-7.50-7.70 o civarlara gel gevşer sonrasında tekrar kendisini 8'in üzerine atar. Diyorum ya makro ekonomik kırılganlıklarımız çok yüksek seviyede. Dış ticaret açığı Ekim'de %34 oranında artmış durumda. Ocak Ekim dönemine bakıyorsunuz %76 oranında artmış durumda. Dış ticaret açığına bağlı olarak oluşan cari açık 40 milyar doların üzerine doğru emin adımlarla gidiyor. Borçlar 182,5 milyar dolar kısa vadede. Banka borçları 82,5 milyar dolar. Uzun vadede 135 milyar dolar. Bunları nereden finanse edeceksiniz? Hiçbir vatandaş elindeki doları satmıyor. Dolar mevduatları, döviz mevduatları her geçen gün artıyor. Rakam ortada. 228 milyar dolara çıkmış durumda. Altına olan talep de her geçen gün artmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada artmaya devam ediyor. Çünkü gerilim ortamının olacağı çok net. Amerika çok daha aktif ve çok daha şahin bir politika izleyecek. Emin olun. Trump'tan çok daha şahin bir politika izlenecek. Bu dönemde özellikle Blinken'in Suriye politikası ortamın daha da gerilmesini beraberinde getirecek. Ve bu jeopolitik risklerin eklenmesiyle birlikte altın fiyatları daha da yükselecek. Doların emin adımlarla 868 880 aralığına yerleştiğini göreceğiz. Euro tekrar kendisini 10 liranın üzerine atacak. 11 liraları zorlamaya başlayacak. Sterling Keza 12 lirayı zorlayacak. Euro-dolar paritesi şu anda 1.10. 89, 89 seviyesinde bakın bu da teşviklerle ilgili beklentilerin arttığını gösteriyor. Amerika her an teşvik açıklayabilir. Hem paritenin hem de altın onsunun yukarıya doğru hareketin hızlandığını görebiliriz. Ve Brent petrol 47 dolar civarında şu anda. Muhtemelen arkadaşlar hem OPEC kararına bağlı olarak hem de dünyadaki üretimsizliğin yaratacağı sıkıntıya bağlı olarak petrol stokları depoları geçen sene olduğu gibi dolup taşacak ve buna bağlı olarak da petrol fiyatları tekrar 20 doların altını zorlayacak. Gümüş altın onsuna paralel yükselişler gösterecek. Hatta çok daha agresif yukarıya hareketlerini görebiliriz. Gümüşün gramı ve altının gramı da yine hem onsun hem doların yükselişine bağlı olarak yükselecektir. Altının gramında ilk hedef 535-40 aralığı. Sonraki hedef 560. Sonraki hedef 588 lira arkadaşlar. Dolardaki hareketler daha da sertleşirse o zaman zaten hemen 600 liranın üzerine çıkmış bir gram altın fiyatı görürüz. Devalüasyonist etki devreye girdiğinde altında rekor denemeleri olduğunda da 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz. Kimse şaşırmasın gram gümüşün fiyatının 8 liraları zorlayacağını düşünüyorum. Sakin olun uzun vadeli düşünün diyorum arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.